lazım ya. %97'den madden ve maden. Daha başarılı, daha mutlu, daha memnun olduğunu tespit ediyorlar. Hani bizde bir söz vardır. Söz uçar, yazık alır. Ali unutmuş ama kale unutmamış. Arkadaşlar, hedeflerinizi mutlaka yazmanız gerekiyor. Yazın. Ve bununla alakalı ama şimdi bir şeyler yapmanız lazım. Ekmeden biçmek yok. Önce ekeceğiz, sonra ne yapacağız? Biçeceğiz. Evet, şimdi burada tabii ki hayat yolunda yaşarken yapacaklarımız var değerli arkadaşlar. Şöyle ki, biz hayat öyle veya böyle yaşıyoruz. Benim çok sevdiğim bir söz var. Öyle bir hayat yaşa ki diyor, yaşlanıp geriye dönüp baktığında keyfin kaçmasın. Öyle bir hayat yaşa ki, yaşlanıp geriye dönüp baktığında keyfin kaçmasın. Hadi 70 yaşına, 80 yaşına gelip de geriye dönüp bakıp ne deme? Ne deme? Keşke deme, vah deme, küh deme, eyvah deme, ne de? Ne de? Ne? İyi ki de, oh de, ben bu yaptığım işin, yaşadığım hayatın hakkını verdim de. Vakti zamanında bir adamcağız yaşarmış. Adamcağızın ismi Yuh Baba'ymış. Neymiş? Adamın özelliği şu, ölen bazı insanların arkasından yuh diye bağırıyormuş. Ama herkesin arkasından değil. Hak vaki olmuş, büyüğü adam da ölmüş. Tabi cemaat bekliyor. Hoca soruyor, musalla taşının başına. Ey cemaat nasıl bildirdiniz diye cemaat hep beraber ne diyor? Yuh diyor. Musalla taşının başına tabut aralayıp cemaate dönüp diyor ki, ben de diyor bu hayatın hakkını veremediysen bana da yuh olsun diyor, tekrar bitiyor. Kıssadan ise şu, yaptığın işin, yaşadığın hayatın hakkını ver. Bu çerçevede hayatı iki şekilde yaşayabiliriz. İşimizi, derslerimizi iki şekilde yapabiliriz değerli arkadaşlar. Ya seversiniz ya nefret edersiniz. Doğru mu? Bir insanın yaptığı işten, yaşadığı hayattan nefret etmesi bağışıklık sisteminin bozulmasına ve daha çok, daha sık hastalanmasına sebebiyet verir. Hani bizde bir söz vardır. İstenmeden pişen aş ya diş ağrıdır ya da baş. Sevgi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hayat içerisinde karşılaştığımız güçlerin üstesinden gelmenize sebebiyet verir. Onun için işin hamurları olsun, sevgi, muhabbet olsun. Arkadaşlar hayatı sevin, size verilenleri sevin ve şükredin. Bu çok önemli. Bakın, nefret etme, sev. Cem Hakko'nun Vakko mağazalarında her yıl bir sözü o sözle beraber bir bildirisi, manifestosu yayınlanır. 2000'den önceki sözlerinden bir tanesi şuydu. Severek yaşamak hayatı en güzel meydan okumaktır. Arkadaşlar, bugün neyi sevin biliyor musunuz? Bugün derslerinizi sevin. Nefret etmeyin. Lan matematik mi? Allah kahretmesin. Tamam mı? Kimya mı? Allah kahretmesin. Fizik mi? Allah coğrafya mı? Böyle dersen başarılı olmaz. Sevgi arkadaşlar. Bu hangi iş yapıyorsun? Bakın, basit. Paspas şey seviyorsa adam böyle yapar bakın. Böyle bakın. Aşkla, şevkle yapar. Sayın müdürüm günaydın, sabahın bütün güzellikleri sizin olsun. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben burada güzel öğrenciler için, güzel arkadaşlarımız için, güzel öğrenciler için güzel ortamda hazırlıyorum dersen senin ömrün bereketlidir. Ama işi böyle yaparsan, dersler o iş bitmez, o hayat bitmez. Size istediğiniz şu, şu an derslerinizi sevin arkadaşlar. Daha sonra seveceğiniz birçok şey çıkacak hayatta zaten. İşiniz olacak arkadaşlar. Başka türlü başarılı olamayız. O işin hamurunda sevgi olsun, muhabbet olsun. Nefret etmeyelim, sevin. Ama bu pratikte böyle pek de kolay olmuyor. Biraz size biraz bunlardan değineceğim de ben. Evet, şimdi insanların tavır tutumlarını dörde ayırıyorum. Bazen biz şöyle söylüyoruz, batsın bu dünya diyoruz. Var mı öyle söyleyen arkadaşımız? Var mı batsın bu dünyaya? Var mı? Ara sıra da olsa. Hep mi diyoruz? Yok ya. Orhan Gencebay'ın çok güzel bir şarkısı. Şarkının içinde ne diyor? Kula kulluk edene yazıklar olsun. Batsın bu dünya derken bu dünya değil de bozuk üzerine isyan var. Sonraki şarkılarında ne diyor? Bir teselli ver. Dünya bakmasın daha bak yapacağımız çok iş var değil mi? Önümüzde üniversite hedefi var değil mi? Değerli arkadaşlar. Evet bazen de şunu söylüyoruz. İki damla yağmur yağsa o da gelir beni bulur. Hani işlerimizin ters gitti oluyor mu hayatta? O tersliklerin üstüne geldiği zaman oluyor mu? Oluyor mu? Hani diyoruz mu benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına? Gelmedi. Bazen bunu söylüyoruz. Peki ben bildiğimi okurum diyen var mı? Bakayım şöyle. Evet ben bildim. Tabi bu biraz daha iyi cesareti ve riski gerektiriyor. Peki, oh ne güzel bir gün diyenler var mı? Efendim? Arkadaşlar, niye böyle hepimizin elleri kalkmıyor? Neden acaba? Şu an dünyada sizin konumuzda olmak isteyip olamayan binlerce insan var. Çocuk var. Genç var. Doğru mu? Evet. Bunu fark etmek çok önemli. Ama biz genellikle hayata tepki veriyoruz. Tepkilerinizden bahsetmek istiyorum. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? 6. Saat mi kaldırıyor, kendiniz mi kalkıyorsunuz? Anne. Anne kaldırıyor. Değil mi? Oh, ne kadar anne. Evet. Saatte kalkan var mı?
saatte. Hocam ben saatte kalkıyorum diye. Evet. Saat 6'da isim ne mesela? Furkan. Furkan'ın saat 6'da şöyle kalkmıyor değil mi? Furkancığım canım saat 6'da lütfen kalkar mısın? Okulda gidersen seni bekliyorum. Bu çıngıraklı saatler var biliyor musunuz? Çıngıraklı saatler. Biliyor musunuz? Çift topuzu böyle darararadan tüneyi diken dönüyor. Kalk şimdi okula git. Sadece okula gelirken böyle giriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Okula giderken böyle giriyorsunuz değil mi? Şükürler olsun okulumuz var. Böyle gidiyorsunuz değil mi? He? Öğretmenimiz bizi bekliyor. Yoksa böyle ayaklarınız ters mi gidiyor? Ya bugün de okul var. Değil mi? Tabii. İnsanların işe hayata yaklaşımları çok önemli. Peki. İnsan tepkisinden bahsetmek istiyorum size. Bakın insanlar böyle çalışma hayatına giderler de adam sabah kalkıyor saati tepki veriyor. Aman bugün iş var. Mesela pazartesi sendromu var biliyor musun? Duydunuz mu pazartesi sendromu? Dünya devriminin o en düşük olduğu gündür pazartesi sendromu. İş kazalarının en çok olduğu gündür pazartesi. Çünkü hiç kimse pazartesi günü sevmez. Aslında ne kadar güzel bir insan. İyi ki işimiz var diyebilmesi. Pazartesi sevilmez. Amerika'da bir çalışma yapılmış. Çalışanların kalp krizi geçirme günü. Hangi gün? Pazartesi saat verin hangi saatte? Sabah 8-10 arası kalp krizi geçiriyor. En verimli gün hangi gün? Hayır, çarşamba. En mutlu gün? Cuma. İki gün kurandalardan kurtuluyor değil mi? Evet. Pazartesi sendromu. Neymiş? Deliye her gün bayram. Ya ben işten korkmam, istedikten korkarım. Ne kadar işimiz olsa çalışalım. Ama böyle değil. Ne oluyor? Pazartesi günü. Evet. Adam kalkıyor, saate tip geliyor. Bitti mi? Bir bismillah gün yeni başlıyor. Geçiyor musluğun başına, musluğu çeviriyor. Ona ki musluğuna rakmıyor. Tepki veren tepkisi ne oluyor? Allah kahretmesin. Bitti mi? İçeri geçiyor. Yatak odasına karyolaya şöyle bir tekme atıyor. Kalk be ne biçim kadınsın? İnsan kocasına bir kahvaltı hazırlamaz mı? Yalnız ben iki tip erkek tanıyorum. Bir karısından korkanlar, ikisi ödü patlayanlar. Evet. Geçen gün arkadaş dedi, hocam dedi onun üçüncü boyutu var. O ne dedi? Ben tekamül etmiş boyutu, inkişaf etmiş boyutu. Karısına kahvaltı hazırlayanlar. Şimdiki genç kızlar çok şanslılar. Kocalarına kahvaltı dahi hazırlattırıyorlar. Ama bütün eziyeti, zahmeti kim çekmiş? Kim çekmiş? Analarımız çekmiş ya. Eskiden çocuk bezleri var mıydı? Yok. Otomatik çamaşır makinesi, otomatik bulaşık makinesi. Şimdi bunların hepsi var günümüzde. Gel gelelim Türkiye'de bayanlar çok diplomuyorlar ama ölenler erkek. Bunun sırrını biliyor musunuz? Rabbül Alemin kadınların sahibini erkeklere göre daha geniş yaratmış. Bu da konuşma yeteneklerine tekabül ediyor. Kadın konuşuyor, rahatlıyor. Ama biz erkekler o kadar şanslı değiliz. Adam onun için atıyor, bunun için atıyor. Küt diyor, adam pat diyor gidiyor. Bakın dul kadından fazla, dul erkekten fazla. Aynısı var, ben PTT'de eğitim verdim. Erkeklerin %70 maaşı kadınlar alıyor. Adam emekli oluyor, ilk 5 yılda istikamet karaca Ahmet. Bir de kadınlar duygularını çok rahat ifade ediyorlar. Mesela bir kadın çok rahat ağlar. Erkekler, biz erkekler öyle değil. Çünkü erkek çocukları büyüdürlerken nasıl büyüdüler? Erkek adam, erkekte ağlamak üstünlük şeridi. İşte adam diyor, ya hanım ya bugün çok çalıştım diye gidebilir mi eve? Ya kadın ağlıyor. Yalnız ben kadının ağlaması 3'e ayırıyorum. Bir kadın gerçek ağlar. İkincisi stratejik ağlar, üçüncüsü taktiksel ağlar. Bu ağlamayla ilgili bir erkeğin yapabileceği hiçbir şey yoktur. İşte ben İstanbul Tantevi'de oturuyorum, evimizin önünde 450 metrelik bir yürüme parkurumuz var, akşamları yürüyoruz. Geçen baktım bir kız oğlan birbirine sarılmış, kız sadece sürüp ağlıyor, oğlan onu tezkiye etmeye, sakinleştirmeye çalışıyor ama ne mümkün. 1-450 metre ağlıyor, 2-450 metre ağlıyor, 3-450 metre ağlıyor, yanından geçerken en son şu sözü duydum. Allah beni belamı versin diye çocuk. Dedim o seviyeyi niye getiriyorsun, tamam mı? Onun için ne diyorlar? Yanlış şey seçme, doğrusunu yaşamak yeterince zaten zordur. Ben geçen bunu bir seminerde söyledim. Bir bayan arkadaş dedi ki, ben de bir şey ilave etmek istiyorum dedi. Buyurun dedi. Hocam dedi, en iyi erkekleri ölü erkektir dedi. O da dedi, en azından dedi, yattığı yeri bilirsiniz dedi. Ha öyle mi dedi? O zaman ben de sana bir şey anlatayım dedim. Adamcağız karısını çok seviyormuş, hak vaki olmuş, kadın ölmüş. Cenazesini kaldırırlarken bir duvara çarpıyorlar, cenaze yere düşüyor. Kadın topuktan fırlıyor ve canlanıyor, bir 5 yıl daha yaşıyor. 5 yıl sonra hak vaki oluyor, kadın tekrar ölüyor. Ama adam bu sefer tedbirli. Ey cemaat Müslüman dikkat edin, sağa sola çarpmayın. Çünkü gerçekten 5 yıla daha tahammülü yok. Neyse, mühendere fabrikler bir şey olmuyor. Evet, daha sonra bu kişi arabasına biniyor. Veya toplu taşıma aracına biniyor veya servise biniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirde yaşıyorsa trafiğe girdiği andan itibaren başlıyor saydırmaya. Tekirdağ'da trafik var mı? Akşam işte. Var mı yok mu? Var da sen akşam saatleri. He? Cuma akşam öğleden sonra cumartesi değil mi? Tabii olur. Peki. İşte bizler aslında hayata tepki veriyoruz. Bak tepki vermek yerine hayata yumuşak dokunuşlarda bulunmak hayatta başarımız açısından çok önemli. Mesela sabırlı olabilmek. Bakın dinimizde de bunu çok şey yapıyorlar. Sabır. Sabredenleri biliyoruz. Sabır. Sabırla konuk ne olurmuş? Helva olurmuş. Sabır hep tavsiye ediliyor. Ve duygusal zeka becerisi. Sabretmek.
ve sebat uzun dönemli. Evet, sabrettiğin konuda da motivasyonunu kaybetmeden çalışma becerilerini sürdüreceksin. Feridun Attar diye bir yazar var. Duydunuz mu ismini? Fentname ve Saadetname diye kitap var. Duyan var mı ismini? Fentname ve Saadetname. Çok güzel kitapları. Orada diyor ki mesela sabırla alakalı bir metafor, bir benzeşim anlatıyor. Diyor ki başında diyor değirmen taşını bilir misiniz? Ne kadar diyor. Başında farz et ki değirmen taşı dönüyor. Bayırın başında diyor demir değirmen taşı dönerken dahi diyor sabırlı ol ve mülayim davran. Bakın, hayatta sabırlı olan insan kazanır değerli arkadaşlar. Sabredersiniz, sabrın sonu selamettir, sabredebilirsiniz. Bu İstanbul'da mor renkli otobüsler var. Onları biz şoförler her ay eğitim veriyoruz. Arkadaşlar sabah saat 9'da eğitime gidiyoruz. Ben sadece şunu yapıyorum şoför arkadaşlar. Ya hocam ne yapıyorsun? Ne yapıyorum diyorum. Bak arkadaşım şunla şu arasındaki fark, ölümle hayat arasındaki farktır. Adama böyle yaparsın teslim olur. Böyle yaparsın ne var dersin? Adamı tahrik etmiş olursun, adam seni bırakır. Kalkıp kıyamet kurtulur. Hiç gereği yok. Böylece kendinizi kuracaksınız. Kimseyle kavga etmeyin. Allah aklını için vermiş. Kullanalım diye. Sabır. Duygusal zeka veririz. Bir şey anlatacağım size değerli arkadaşlar. Hayatta eğer başarılı olmak istiyorsanız. Burası çok önemli.